Medeniyet Derneğimizin kuruluşunun üzerinden 10 yıl gibi bir süre geçmiş. Bunu da aşağı yukarı bendenizde başından itibaren yakinen izlemiş, takip etmiş olan birisi olarak hakikaten 10 yıl geçtiğini de fark etmemiştim. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Nice 10 yıllar çok güzel hizmetler yapabilmeyi de Cenab-ı Allah nasip etsin diyerek dua ve temenni ediyorum. Makam, mevki, para, pul, servet, saman, şan, şöhretle işimiz yoktur. Bizim derdimiz, bizim davamız kendi medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmektir anlamına gelen son derece değerli sözlerle yola çıktığınızı burada bir kere daha ifade etmiş oldunuz. Allah bu istikametinizi asla bozdurmasın. Bu yoldan hiçbir şekilde geri dönmeyi hiçbirimize nasip etmesin diye yine dua ve temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, derdimiz, davamız hangi alanda çalışıyor olursak olalım, ister ilim alanında, ister siyaset alanında, ister ekonomi, ister iş dünyası, ister kültür, sanat, hangi alanda bulunursak bulunalım, temel meselemiz kendi medeniyetimizi, büyük medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edebilmektir. Ana düsturumuz, ana mottomuz, tabiri caizse bu istikamette yolumuzu kaybetmememizi sağlayacak olan pusulamız budur. Biz kendi medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmek için çaba içerisindeyiz. Aslında bu büyük medeniyeti inşa etmek için bu akşam burada yaptığımız çaba da duvara bir taş koymak, bir tuğla koymak mesabesinde gayretli bir hizmettir. Onun için bu istikamette, bu çaba içerisinde hep kendimizi yenileyeceğiz, tazeleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Bendeniz, hepimizin bildiği bu medeniyet meselesi üzerinde İslam dünyasında, İslam medeniyetinde iki uçta, biri doğuda, biri en batıda olmak üzere iki büyük medeniyeti hepimiz yakinen biliyoruz. Bunlardan birisi Maverannehir medeniyeti dediğimiz, İslam'ın ikinci büyük yürüyüşünün başladığı Fergana Vadisi'nden, orada yeniden mayalanarak İslam'ın o asli şekline dönmesini sağlandıktan sonra, oradan gelen bir yolla da Anadolu topraklarına gelen ve Anadolu erenleri dediğimiz bu toprakları, bu Rumeli dediğimiz toprakları İslam beldesi haline getiren ve büyük medeniyetlerin asırlar boyunca burada devam etmesini sağlayan anlayıştır. Bir diğer de en batıda Endülüs Emevilerinin hala Batı medeniyetinin, Batı Rönesansı'nın kaynağı olduğundan hiç şüphe olmadığı gibi Batı medeniyetine bugün bile taze referanslar sunmakta hiçbir şekilde geri durmayan Endülüs Emevileri. Ben de hayatı boyunca bu İslam medeniyeti, büyük İslam medeniyetleri nasıl geliştiler, büyüdüler ve dünyada etkili oldular sorularına cevap bulmaya çalışmış birisi olarak. Allah nasip etti, daha evvel de gitmiştik resmi ziyaretler ama çok kısıtlı ziyaretlerdi. Bu yaz Özbekistan'ı ziyaret yapmak imkanımız oldu. Bir kere bütün genç arkadaşlarımıza büyük İslam medeniyetinin nasıl geliştiğini ve örnek teşkil ettiğini görmek bakımından Özbekistan ziyaretlerini tavsiye ederim. İnşallah bunları gerçekleştirmek mümkün olur. Aynı şekilde Endülüs Emevileri içinde. Abdülhalik-i Gucivani Hazretlerinden Bahattin Nakşibendi Hazretlerine kadar, Hacı-i Türkistan Ahmet Yesevi'den Ali Hamed'e, Yusuf Hamedani'ye, Ali Semerkandi'ye kadar ve onlar vasıtasıyla Anadolu kıtasına ulaşan, az evvel zikredilen Yunus Emre'den Mevlana'lara, Hacı Bektaş'lara, Hacı Bayram-ı Velilere kadar hepsinin işi, temel mesleği insan, kainat, yaratıcı, Allah arasındaki dengeyi tek tek insanlara öğretmek ve topluma nakşetmekti. Bu dengeyi kurabilen insanların aslında büyük bir medeniyet pınarından da fevkalade güçlü bir şekilde beslendiği açıktır. Bizim şehirlerimiz üzerinden de bütün bu medeniyetleri oluşturan farklı menbaaların bir araya getirildiğinin çok güzel örnekleri olan şehirlerimiz vardır. İstanbul bunların başında geliyor. Kahire bunlardan bir tanesidir. Bağdat bunlardan bir tanesidir. Bu şehirler üzerinden de medeniyet yürüyüşümüzü bugünlere kadar getirebilmiş olduk. Şimdi ben de teyiden söylüyorum, tekrar köklerimize dönmek, bu köklerimiz üzerinden
kendimizi yeniden değerlendirmekten başka bir çaremiz yoktur. Çünkü hiçbir millet, hiçbir topluluk başkasından ödünç aldığı fikirlerle yükselmesi ve medeniyet kurması mümkün değildir. Hiçbir ağaç başka bir ağacın gövdesi üstünde yükselmediği gibi bizim milletimiz de ancak ve ancak kendi gövdesi üstünde, yani kendi medeniyet temelleri üzerinde Allah'ın izniyle yeniden yükselecek, yeniden güçlenecektir. Bunun için Medeniyet Derneği çatısı altında yapılmış olan bu çalışmaların her birisinin çok değerli olduğunu, çok önemli olduğunu ve büyük medeniyetimizin yeniden ihya ve inşa edilmesi için bizlere moral verdiğini, güç verdiğini ve bu anlamda da ufkumuzu açtığını ifade etmek istiyorum. Maverra-Nehir medeniyeti, büyük İslam medeniyetinin ikinci büyük yükselişidir, mayalanmasıdır. İnşallah İslam medeniyetinin üçüncü büyük yükselişi, çıkışı Türkiye'den olacaktır, bu coğrafyadan olacaktır. Medeniyet değerlerimiz üzerinden yeniden ayağa kalkmasını inşallah becereceğiz. Söz sırası da, karar sırası da, güç sırası da, insanların ufkunu aydınlatma sırası da size gelmiştir. Allah bu sırayı en güzel şekilde kullanabilmeyi, bu fırsattan bütün insanlığın hayrına güzel sonuçlar çıkarabilmeyi nasip etsin. Ufkunuzu aydınlatsın. Gönlünüze ferahlık versin, adımlarınız sağlam olsun, dostlarınız sadık olsun, sözünüz kuvvetli olsun, yolunuz aydınlık olsun, dostlarınız sadık, Allah yardımcınız olsun. Hepinize selam ve sevgiler sunuyorum. Bir fotoğraf alacağız sonrasında.